İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili Kazım Yücel, halkın sorunlarını dinlediğini ve bu sorunları çözmek için gayret ettiklerini dile getirdi. Vatandaşın geçim sıkıntısı olduğunu vurgulayan Yücel, Kayseri'de ulaşım konusunda da genç ve yaşlı insanların beklentilerini öğrendi. Ramazan ayında vatandaşlarla bir araya gelen ve onların derdini ele alan Yücel, iktidar değil muhalefet kendi sorunların çözülmesi için gerekli yerlerle görüştüklerini, bu sorunları kaldırmak için uğraştıklarını ifade etti. Yücel şunları söyledi. Biliyorsunuz ki Ramazan öncesi de Kayseri halkıyla bir araya geliyoruz. En azından dertlerini dinliyoruz. Bunları alıyoruz konuları. Belediye ilgilendiren konularsa belediyede belediye başkanlarına iletiyoruz. Çözmeye gayret ediyoruz. Muhalefet iktidar olacağımız günü beklemiyoruz. Muhalefetken de biz vatandaşımızın derdini gerekli meclislere taşımakla yükümlüyüz. Taşıyoruz, çözmeye de gayret ediyoruz. Bunların içerisinde en önemlilerinden birkaçından bahsedecek olunca vatandaş Ramazan'a girdi. Hakikaten akşam mutfak masrafına boğulmuş. Vatandaş şu anda evine götüreceği ekmeğin derdine düşmüş. Yani bir ekmeğin 9 TL olduğu bir Ramazan gününde elektrik ve su faturalarında doğalgazdaki zamlardan sonra artık maaşının başıyla sonunu görmez olmuş bir emekli 10-15 gün içerisinde maaşını sıfırlamış oluyor. Ve en çok sorularımızdan birisi devletten ne bekliyorsunuz, hükümetten ne bekliyorsunuz dediğimizde emeklilerin çoğunluğu şunu söylüyor. En azından diyor bayram ikramiyelerini 3000 ve üzeri bir rakam bekliyoruz. İki bayrama artık gözümüzü diktik. Bir tanesinde kurban kesecek olsak 5-6 bin lira olmuş. Bunu vermesi lazım. Bir taraftan da Ramazan'da 30-40 TL günlük bir insanın ihtiyacıysa 4 kişilik bir ailede biz günlük 120 lira 30 gün oruç tutuyorsak 3000 liranın üzerinde en düşük seviyede gıda masrafımız var. Bu Diyanet'in açıkladığı rakam bunu bekliyoruz diyor. Yani artık vatandaş maaşıyla geçinmenin ötesine geçmiş. Devletin vereceği ikramiyelerle belki bir takım ayı süspanse ederim derdinde. Kredi kartlarını dibine kadar kullanmışlar. Hatta bir kredi kartını bitirmiş, diğer kredi kartını açtırmış. Orada da bir takım harcamaları limitine kadar bitirmişler. Yani gelecekteki bayram sonrası günlerde duayla, umutla kendini ilerleten bir vatandaşımız gördüm. Oturuyorum, yaşlısıyla, genciyle sohbet ediyorum. Gençler diyor ki eğer bize destek verecekseniz diyor, Kayseri bir üniversite şehri diyecekseniz diyor, öğrenciden hiç otobüs bileti ücreti almamanız gerekli diyor. Yaşlıyla konuştuğumuzda 65 yaş üzeri o otobüs ulaşım fiyatlarının farkında değil ama o da diyor ki ya eğer gerçekten diyor burası Müslüman şehri ise diyor bir elin verdiğini bir el görmeyecekse belediyenin bizlere dağıtmış olduğu diyor hizmet kartı var diyor. Bu hizmet kartlarını aktive etmek için diyor aradığımızda bizim teyzemizi ismimizi istememesi gerekli diyor. Bizi utandırmaması gerekli diyor. Bir hayır yapıyor ise diyor Müslümansa bir elin verdiğini diğerinin görmemesini değil sanki bizlerin isimlerini alıp bir sonraki dönemde diyor sosyal İHŞ bilmem ne desteklerle diyor AK Parti kendine oy devşirir gibi bir düşünceye kapılıyoruz diyor. Vatandaşın içerisindeyiz gördüğünüz gibi. Kadınıyla, kızıyla, genciyle, erkeğiyle Ramazan da olsa sohbet ediyoruz. Dertlerini en azından sizler aracılığıyla yine yetkili makamlara duyurmuş oluyoruz. Yine bizim üzerimize düşen görevler varsa bunları da belediyenin yetkili organlarına hem telefon açıyoruz hem meclis gündemlerine İYİ Parti olarak getiriyoruz. Çözerlerse çözdürmüş oluyoruz. Çözmezlerse yüksek sesle böyle bir vatandaşımızın sorunu var. Kayseri'nin beklentileri bunlar diye ifade ediyoruz.